Evet, herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Topuz Gazetesi seyircileri. Bugün çok özel bir konuğum var. Zaten şu an görüyorsunuz. Kendisini takdim etmeme gerek yok. Bütün adanın tanıdığı ve sevdiği bir isim. Kıbrıs'ın önemli kulüplerinden, başarılı kulüplerinden Türk Hoca Spor Kulübü'nün başkanı sevgili Ahmet Arslan. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi Çok misiniz? şükür. İyidir. Uğraşıyoruz işte. Biraz pandemi zamanı, biraz Tabii. zor uğraştınız ama. Doğrudur. Öncelikle sizi birazcık tanıyabilir miyiz? Çok güzel bir kariyer geçmişiniz var. Evet. Esas makine mühendisliği eğitimi aldım. Meslekselerinde 16 sene öğretmenlik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda yüksek öğrenim müfettişi yaptım 6 yıl. Ondan sonra 2016 yılında siyaseten bir atanmam gerçekleşti. Merkez kaymakamı olarak 5 sene çalıştım. Bu ara tabii ki 2 sene öncesinden Temmuz 2019 tarihinde Türk Ocağı'nın 10 senelik yöneticiliğini yaptım. Yaptığım Türk Ocağı'nın başkanı olmak bana kısmet oldu. O zamandan beri de Türk Ocağı'nın başkanlığını yapıyorum. Başka sivil toplum örgütlerine tabii ki birçok çalışmalarımız görevlerimiz olmuşsun ama Türk Ocağı tabii benim için bambaşkadır. Süper Lig takımlarından önemli bir lige renk veren önemli bir takım olduğu için benim için önemi büyüktür. Çok güzel. O zaman birazcık Türk Ocağı'ndan bahsedelim. Türk 10 yıllık Ocağı, serüvende neler evet. kattınız takıma? Çok şey Türk kattınız Ocağı biliyorum. tabii ki 1952'de Limassol'da kurulmuş bir takım. Tabii Mutlu Barış Hareketi'nden sonra Kıbrıs'taki şimdiki yerini almış ve futbol faaliyetlerine hep Süper Lig'de devam etmiştir. Birkaç kez ligden düşme olayı yaşadı ama onun dışında hep Süper Lig'de futbol oynama imkanı buldu. Limassol'dan gelen önemli taraftarları, oradaki hatıraları vardır tabii ki. Kulüp binamızı gezdiğiniz zaman onlara ait birçok resimler de gördünüz. Bize de görev düştü. 10 yıl yöneticiliğini yaptıktan sonra başkanı olma fırsatı yakaladım. Ve Türk Ocağı'nı bulunmuş olduğu konumdan daha iyi noktalara getirmek için ülke sporuna, özellikle Girne gençliğine daha çok hizmet etmek için gençlere spor yapma imkanı kazandırmak için ana hedef, ana amaç olarak harekete geçmiş ve hala daha da görevini bu konuda devam ettiren üst düzey bir futbol takımı. Yalnız A takımı yok tabii ki. Bizim altyapılarımızda 5-6 tane hocalarımızla birlikte A takımın hemen altındaki grup grup 10 yaşından ta ki 18-19 yaşına kadar gruplarımız aşağı yukarı 180'e yakın, 150-180 arasında bu sırada tabii pandemi sebebiyle biraz rakamlarda oynama oldu ama ortalama 200'ün A takımından birlikte 200 tane sporcusu olan bir futbol takımı. Çok güzel. O zaman pandemi de hazır değilmişken birazcık pandemiden bahsedelim. Evet. Pandemide malum her şey kapandı, sporlar kapandı, maç yapamadık. Evet. Ligler durdu. Nasıl bu şeyin üstesinden geldiniz? Futbolcular neler Pandemi, yaşadı? evet, yalnızca ülkemizi değil, dünyamızı saran çok kötü bir illetle karşı karşıya kaldık. Bu illeti def etmek için bütün dünya seferber oldu. Bütün dünya dış ortama kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Ekonomik faaliyetlerini, sosyal faaliyetlerini, yaşamsal faaliyetlerini hep ara vermek zorunda kaldı. Tabii ki biz de bundan nasibimizi aldık. Ülkemizde futbol tabii kapandı. Biz bunu kendi aramızda çok tartıştık. Özellikle 2020-2021 futbol sezonu hiç oynanamadı. Ondan önce 2019-2020 futbol sezonunun bir kısmı son 8 maçı yarım kaldı. Sokağa çıkma yasağı konunca uzun süre biz tartıştık bitirelim mi bitirmeyelim mi diye. O ara ülkemizde bulaşı sıfır çektiği için bitirme kararı aldık. Ama arkasından tabii ikinci patlama, ikinci dalga çok yüksek olduğu için tabii dünya ülkelerinin birçoğunda Türkiye'de dahil futbol oynanırken bizim sağlık üst kurulumuzun bir bulaşıcı hastalıklar yasası var bizde. Bulaşıcı hastalıklar yasasında temaslı takibi olayına takıldık. Tabii ki sağlık üst kurulu olayı sadece sağlık açısından baktığı için temaslı takibi söz konusu olduğu için futbol oynanma her iki takımın 11-11, 22 yedekleri, hakemleri, seyircilerle beraber
bir tane virüs tespiti halinde hepsinin 14 gün karantinaya gitmesi halinde futbolun oynamayacağı söz konusuydu. Nitekim Ocak-Şubat aylarında tavan yaptığı dönemlerde uzun aylar kapalı kaldık. Biz de oynanmaması taraftarıydık zaten. Bu hastalığı, bu bulaşıyı daha doğrusu def etme açısından ciddi bir önlem almak ve ciddi bir diyet ödemek gerekiyordu. Futbolumuzda tarih sayfalarında 2020-2021 futbol sezonunu oynamayarak, pandemiden dolayı oynanmayarak tarih sayfaları yerini almış oldu. Tabii ki üzüldük. Özlemle 2021-2022 futbol sezonunu bekliyoruz. İnşallah artık açılım geri dönüşümsüz, yani bir daha kapanmamak üzere bir şekilde açılım devam ediyor. Bulaşı artık dünyada kontrol altına alınmış durumdadır. Aşılar dünyada yarı seviyeye geçmiş, %50'yi geçmiş durumdadır. Ben umuyorum Haziran ayı sonunda, Temmuz ayı ortasında tamamen kontrol altına, tam açılımlı hayata dönüşümüz olacak. Bundan sonra koronavirüsüne karşı bütün insanlık önlemin aşıyla almış olacak. Zaten yeterince bilinçlendim. Futbolumuzu etkileyeceğini düşünmüyorum. Futbolumuz Eylül sonunda bir program yapıldı Futbol Federasyonu'nda. Bu program dahilinde inşallah özlediğimiz futbola bir dönüş yapacağız bu sene. İnşallah. Peki bu bir senelik kapalı süre zarfında futbolcuların performanslarında bir düşüklük Tabii ki. olacak mı? Zaten şunu, futbol başka bir şeye benzemiyor. Yani kapandı. Mesela hemen açtık, hadi tekrar başlayalım, oynayalım. Sonra kapandı, 2 hafta oynamayalım, tekrar açalım diye benzemiyor. Bir performans diye bir şey var. Yani futbolcular 6 hafta, 8 hafta gibi yoğun bir hazırlanma sonucunda bir noktaya geliyorlar. Müsabaka yapacak duruma geliyorlar. O ara sakatlık geçiren, sahada görevlerini alamayanların performansı zaten düşüyor. Yani ara dönemde durdurmuş olmamızdan başlaması söz konusu olamazdı zaten. O yüzden oynanmadı. Şimdi bir sene ara verdik tabii ki. Bir seneyi biz Türk Hoca olarak diğer takımların, çok bilmiyorum, emin değilim. Bazıları tabii ki bir şeyler yaptı ama biz Türk Hoca olarak bu ara, bir yıl oynanmayan yılı çok olumlu, kurumsal anlamda çok verimsel geçirdiğimize inanıyorum. Bu konuda çok ciddi ataklarımız yaptık. Hatta son buldu. Ataklarımızı biraz sonra onlara açalım, getirelim, tek tek izah ederim sizlere. Kurumsal anlamda Türk Hoca çok önemli bir adım attı bu bir yılda. Yani biz futbol yok deyip yan gelip yatmadık. Futbolcularımıza sahip çıktık, kontakta olduk onlarla. Onları sahaya sürmeye çalıştık. Tekrar durduk. Onlara hep sahip çıktık. Tabii ki bir yıl futbol oynanmaması futbolun kalitesi adına çok ciddi bir darbe vurduğu bir gerçektir. Ama artık yapacak bir şey yok sonuçta. Biz hemen bunu telafi edeceğiz. Zaten futbolda bir sene oynanmayan senenin bir öncesinde 3 yabancımız vardı. Biz onu 1'e düşürmüştük, Futbol Federasyonu'ndan birlikte alınan bir kararda. Allah'tan 1'e düşürmüşüz onu. Çünkü yabancıların bize ekonomik olarak götürüsü yüksek oluyor. Baktığında Kuzey Kıbrıs'ın dışına çıkmayan bir futbol olduğu için bu kadar lükse gitmeyelim. Çünkü bu ekonomi en büyük darbeyi pandemiden dolayı piyasalar, kulüplere maddi destek veren, bağış yaparak ayakta tutan birçok sektörler vardır. Kulüp sempatistleri vardır, işletmeler vardır. Onların yardımlarıyla yarı bütçeyi böyle sağlarsın. Yarı bütçe senin gelir kaynaklarınla ilgilidir, yaptığın faaliyetlerle ilgilidir. Bilet basma, reklam gelirleri, ne bileyim buna benzer yazın yapmış olduğumuz belki tombala faaliyetleri. Bunlarla kulübün bütçesi, tamam. Bir de federasyon katkısı da var tabii ki. Ama yarı yarıya işletmelerin, kulübü seven işletmelerin vermiş olduğu yüksek ve orta seviye bağışlarla kulüp döner. Tabii ki bu bağışlar yapılamadığı için ciddi bir darbe alacağını biz öngördük ve futbolda yabancı sayımızı 1'e indirmiştik. Bu önemli bir durum olarak karşımıza çıkacak. Kendi futbolcularımızı artık sezonumuza gireceğiz. Çok güzel. Şimdi Kıbrıs dışına çıkamadığımız diye orada bir kelime kafama takıldı. Evet. Kıbrıs dışına niye çıkamıyor mesela Kıbrıs futbolu? Bununla ilgili bir çalışma oldu mu daha önceden?
Mesela Türkiye'deki veya yurt dışındaki futbol takımları Kıbrıs takımlarından bir oyuncu almak için temasa kuruyorlar mı? Şimdi tabii ki biz dünya futbolunda bir yerimiz yok henüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak. Ligimiz Ama takip çok başarılı edilmiyor. oyuncular var. Bir resmiyetimiz yok, doğrudur. Ligimiz takip edilmiyor belki. Veya biz herhangi bir futbol, dünya futbol, FIFA organizasyonlarına dahil değiliz. Bu bizim için tabii Kıbrıs'ın siyasi ve politik durumuyla ilgili bütün bunlar, tanınmazlıkla ilgili. Bunun için oldum olası biz harekete geçiyoruz. Oldum olası hazır olmaya çalışıyoruz. Bir gün kapılar açılacaktır. Benim inancım odur. Bir gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başlığı altında milli maçlarımızı da oynayacağız. Bir günlüklere de mutlaka resmi hale gelecek. Biz o durum için işte bu futbol federasyonumuzla bir profesyonel anlayışla bir yapı içerisinde ülkemiz futbol oynamaya devam ediyor. Yani bir gün kapı açılıp da bu biz organizasyonlara girdiğimiz zaman inşallah çok ezici bir farkla karşılaşıp çok kötü sonuçlar almayarak liglere o dönemki organizasyondan inşallah başlayacağız. Öyle bir hedefi her zaman olmuştur Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Bu ülkemizde dolu dolu doyasıya futbol vardır bu ülkede. Küçücük Girne'de bile şimdi 3 tane Süper Lig takımı var. Küçücük Girne dedim tabii Türkiye'den açtığımız için Türkiye'nin bir nüfusuna, bir şehrine bir tane futbol takımı yani profesyonel anlamda Süper Lig'de veya Birinci Lig'de bir tane futbol takımı düşerken bizde işte 60 bin, 70 binlik bir şehirde 3 tane futbol takımı olabiliyor. Yani herkesin futbol oynayan gençlerin yüzdesi burada daha yüksektir ve bir futbol sevgisi vardır burada. Çok ciddi bir futbol döngüsü ve yarı profesyonel de bir anlayış var. Ben her zaman öyle söylerim. Profesyonel bir yapı yoktur ama bedava ve sadece amatör bir yapı da yoktur bizde. Bizde yarı profesyonel bir yapı vardır. Ben örneğin ben demeyeyim de ortalama bu ülkedeki futbol kulüpleri futbolcularına 100 bin civarında belki 80 bin, 70 bin, belki 120, 130 bin kulübe göre değişir. Aylık gideri vardır futbolculara. Aylık maaş öderler. Yani düşün 28 kişi, 25 kişiye maaş ödüyorsun. Gerek 2000, 3000'den başlar. Bu 5000, 6000'e kadar gidebilir. Böyle bir yapıya sen amatör diyemezsin. Burada bir yarı profesyonellik vardır. Hiç kimse yalnızca futbol oynayarak hayatını kazanmıyor ama futbolundan da dönen para, dönen şeyler önemli yani burada önemli olarak kabul ediyorum. İnşallah arzumuz daha profesyonel bir yapı olsun. Bu işlerde daha ciddi bir para dönsün. Tabii bu konuda devletin desteği, devletin futbol açısına, futbola bakış açısı, ülkenin ekonomisi, ülkenin siyasi durumu tabii az önce anlattığım gibi çok önemli. Bütün bunlar bir araya gelince inşallah onlar da olacak diyorum ben. İnşallah. Şimdi bahsetmişken Girne'de 3 tane Süper Lig takımı var. Ama nasıl söyleyeyim? Bir tesis, bir stadyum eksiği var. Bununla ilgili bir futbol federasyonu çalışması var mı? Çok güzel Şimdi derbiler var ama insanlar sırf doğrudur. stadların kötülüğünden maçı izlemeye bile gelmediğini duyduk biz. Şimdi ülke olarak Süper Ligi baz aldığımız zaman tesisimiz yok diyemiyoruz. Var bazıları ama istediğimiz seviyede hiçbir kulübün tesisi olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. İstediğimiz seviyede. Ha, bazı takımlar kendi coğrafyasına göre uygun yer olduğu için bunu spor dairesinden ilgili yerlerini almıştır. Yerleri vardır antrenman sahaları ama bu defa yatırım olarak çok eksiktir. Çünkü bu dönen futbolcu nüfusuyla da ilgili bir şeydir yani daha çok. Ama biz yine de şunu net söyleriz. Yine de futbol konusunda bir sıkışıklık yaşıyoruz oldum orası. 20 Temmuz Mete Adanır stadımız var bizim. Bir tane stattır eskiden kalmadır yani 74 öncesine hitap eder. Çim sahamız bir tanedir ve 3 takım dönüşümlü olarak bütün home maçlarını, ev sahibi maçlarını orada yapar. Yani bizim kulüp bizim değildir stat. Stat Spor Bakanlığı'nın devletindir. Biz fikstür gereği orada home maçlarımızı yaparız. Ama antrenmanlarımızı ise bulduğumuz bir yerlerde yapıyoruz. Buluyoruz bir iki yerle. İşte Doğan bir yere gidiyor. Ginalke bir yere gidiyor. Türk Hoca bir yere gidiyor. Sıkışıyoruz. Sonra aynı sahalarda toplanıyoruz. Altyapının U16, 15'i, U ne bileyim 14'ü, U12'si, 12 yaş gruplarının
çeşitli antrenman şeyleri olduğu zaman saha bulmakta ciddi bir şekilde zorluk çekiyoruz. Bunu federasyonumuza her zaman söylüyoruz. Yani bir pist, bir güzel bir suni çim sahası ışıklandırılıp Gimle'nin içinde bir yere, yine spor dairemizin uhdesinde bütün Gimle'nin takımlarına, özellikle kış aylarında Aralık, Ocak, Şubat ayları geldiği zaman yağmurdan, çamurdan futbol oynanamıyor. Doğru düzgün bir zemin bulunamadığı için çok kötü geçiyor. Oysa böyle bir zemine özellikle çok ihtiyaç vardır. Yakınlarımızda Karaoranoğlu'nda böyle bir saha yapıldı. Tabii onu da oradaki kulübe verildiği için bir maddi dönüş var orada da. Çok ideal olduğunu düşünmüyorum. Bir tane daha Gimle'nin içine yapılması en büyük eksiklerimizden bir tanesi. Hemen bu konunun devamında devletimizin çok dikkatle iş yapması lazım. Bilmiyorum bilginizde mi? Bu ülkenin en büyük derbisi Doğan Ocak derbisidir. Evet. İki takım, iki ezeli rekabet, iki ebedi dost, iki Limasol takımı. Bu rekabet Limasol'dan geldi buraya ve aynı rekabet devam ediyor. Bana göre ki herkes de kabul ediyor. Bu memleketin en büyük derbisi Doğan Ocak derbisi. Şimdi devletin bu noktada çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü küçük bir sistemim olacak bu durumda. Şimdi Doğan Türk Birliği'ne belli birkaç 7-8 sene önce, yanlış hatırlamıyorsam, bir tane arsa verildi. Bir tesis yapabilsin diye. Sonrasında geçen yıl, birkaç yıl, bir yıl önce ya da 1,5 yıl önce tesis saha yapabilmek için bir başka arsa daha verildi. Şimdi ocağa ne verildi? Bir şey verilmedi. Şimdi devlet eliyle sen bu kadar büyük takımın, iki tane güçlü ve iki rekabetçi, iki tane büyük takımın, aynı yere ait iki tane büyük takımın arasına eşitsizliği devlet eliyle sokman en büyük hatadır. Ha, belki bilerek yapıyorlar, belki bilerek yapmıyorlar. Biraz münferit çalışmalar çok olur bizim ülkemizde. Biz bu eşitsizliği hemen ortadan kaldırmak için hazırlıklarımızı yaptık. Biz de aynı şekilde bir tane Girne içi bir bina yapabileceğimiz kulüp binası, daha çağdaş sporcu dönüşüm merkeziyle birlikte yapabileceğimiz, sporcu odalarıyla yapabileceğimiz bir mekan isterken, tesis yapabileceğimiz 10 dönüm civarları bir arsayın da peşine hemen düştük. O zaman bu futbol takımlarımız, alt takımlarımız diyelim, yani 10 yaş, 12, 14, 16, 18 yaş, alt yaşımız ve A takım boyutunda güzel bir tesisleşmeyi ancak o zaman, fırsat bulduğumuz zaman yapabileceğiz. İşte o zaman daha profesyonelliğe daha bir yakın olacağız. Daha hedefleri, her takımın kendine göre bazı yerleri var, kendine göre bazı gelişimleri var. Ama bazı yapamadığı birçok şeyler de tabii ki var. Doğru, öyle maalesef. Peki devletten girmişken, bu pandemi sürecinde ve sürecinden önce devletin spora katkısı oldu mu veya size bir destek verdiler mi? Spor müsabakalara çıkamadı sonuçta, maçlar 2000, durdu. evet, 2019-2020 futbol sezonu için devlet katkıyı yükseltti. 8,5 milyon TL yaptı. Süper Lig. 32 takımı kapsayan bir yar şey bu. Hem Süper Lig hem Birinci Lig'e. Tabii onu kendi içinde lig sonunda almış olduğumuz sıralamaya göre paralarını, verilecek katkıyı böldü. Bunu 8,5 milyon yapması bizi çok sevindirmişti o zaman. Yani kaç olduğunu bilmiyorum ama bayağı bir yükseltmişlerdi. O dönem katkıyı aldık. Yani belki de kulüp başına 300 bin, 300, 400 bin lira düştü. Biz dördüncü sırada olduğumuz için aldık o kadar bir şey. Geçen sezon, oynanmayan sezonu, Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Sertoğlu kulüp başkanlarına bildirdi. Geçen seneki katkı hiç kullanılmadı, 8,5 milyon TL. Onun yarısını vermeyi taahhüt etmiş. Bu güzel bir haber bizim için. Onu da bu sene katacak. Yani şimdi Aralık dönemine kadar bu para bölünerek futbol takımına verilecek, 4 milyon. Hemen yılbaşından sonra, Ocak ayında bütçe serbest olduktan sonra 2021-2022 futbol sezonu 8,5 milyon TL'si 32 takıma, özellikle Süper Lig'de daha fazla olmaya, birinci daha az olarak bunlara bölünüp dağıtılma işlemi gerçekleşeceğinden, bu sene
almadığımız kadar daha fazla alacağımızı düşünüyorum. Ama şu bir gerçektir. Tabii ki kulüp bütçeleri Süper Lig'de takımdan takıma değişiyor. O bir gerçek. Hiçbirine aynı değil. Ama 1 milyonun altına da çok düşmüyor. Ama zaman zaman 4 milyon üzerine çıkan takımlar da oluyor. Onu da biliyoruz biz. Ama aşağı yukarı yani 600 bin, daha doğrusu 500 bin TL'ye kadar katkı olabilecektir diye düşünüyorum. Bu da iyidir. Zamanı geldiğinde, bize o paralar geldiği zaman en azından bütçemizin üçte birlik bir bölümü diyelim veya artık dörtte birlik bir bölümü diyelim, bize bir şey olacak tabii ki, katkı olacak. İnşallah. Tabii arzumuz daha da yüksek paralar olsun, daha da bir profesyonel bir yapıya gidelim. Ülkemizin ekonomik durumu belli. Biliyoruz her gün bir tarafta her kurumun, her kuruluşun, her bakanlık, yani tarımdan, sağlıktan, eğitimden tutun, herkesin, her kesimin ısrarla kendi bulunmuş olduğu dalı için bir sürü projeleri var ama hiçbirini hayata geçiremiyor. Tabii hal böyleyken geçim sıkıntısı ve birçok olayların, birçok şeyler harekete geçemezken ekonomik anlamda devlet tabii durup da spora katkı yapacak değil. Tek derdi spor değil tabii ki. O oranda biz de nasibimizi alacağız tabii ki. İnşallah. Şimdi seyircilerden bir soru gelmiş, gözüme çarptı görebildiğim kadarıyla uzaktan. Toplam kaç şampiyonluğunuz var diye sormuşlar. Evet. Evet, bir herhalde bilerek sormuştur diye düşünüyorum. Bizim doğrudur. Süper Lig'de Türk Hoca olarak en kalbimizin sızladığı nokta odur. Biz Türk Hoca olarak Süper Lig'de hiçbir şampiyonluğu henüz erişemedik bu süreç içerisinde. 70. yılımız olacak önümüz sene itibarıyla. Biz Süper Lig'de bir şampiyonluk görmedik. Ama Süper Lig'in çok renkli takımıdır. İnan bazı dönemlerde ikinci, üçüncü olmuş. Biz geçen sene dördüncü olduk. İnan dördüncü olduğumuz sezonda dört tane hatırlayan yok bu 70 yılın içerisinde. Beş tane hatırlayan yok. O bile bir başarıydı. Türk Hoca yapısal itibariyle herkes bilir. Bir kupa, bir tek maç üzerine yoğunlaşan bir takımdır. Oysa kupa, bayağı bir kupalarımız var. Yani Kıbrıs Kupası'nı kazanabiliyor. Arkadaşlar Bir maça, hatırlıyorum. evet bir maça, bir derbi maçına, büyük bir maça motivasyon olunca onu kazanabiliyor ama uzun sürede genetik olarak birinci dönem çok başarı gidiyor. İlk devre. İkinci devre çözülmeler oluyor. Bir türlü tarihten gelen bir şey herhalde. Bir türlü onu şey yapamadık ama bu sene klasik bir şey olacak ama ben biraz daha ciddi söyleyeceğim onu. Bu sene inşallah Türk Hoca'nın senesi olacak. Sporsal anlamda geçen sene dördüncü olduk. Bu sene ilk üçün içini planlıyoruz. Belki şansımız iyi giderse durumlar planlarımızı ona göre yaptık. Ekonomik bir sıkıntı yaşamamaya çalışacağız ölçülü davranarak. Ve o şampiyonluk ipini inşallah göğüsleyeceğimiz yıl olacak diye düşünüyorum. Bunu inanarak söylüyorum. O günlerin yakın olduğunu bizi dinleyen böyle bir haber bekleyenlere söylemek isterim. İnşallah o sene bu sene diyeceğiz. İnşallah, inşallah. Peki bu 10 yıllık süre zarfında yaşadığınız böyle en kötü ve en güzel anı? Kötü gün tabii yaşadık. Mesela böyle tam böyle şampiyonluğa girerken bir gol farklı böyle ne bileyim, hani böyle kötü anılar var mı? Ya kötü anımız oldu Sizin tabii ki. yıldız bir İki futbolcunuz. kez küme düştük bu dönem içerisinde. Hele bir tanesi yani saniyeler kaldı artık. Kaldık ligden veya düştük arasında döndük dolaştık. 90 artılarda penaltı yakaladık. Atarsak ligde kalacağız. Atamadık. Devam etti. Arkasına karşı karşıya bomboş pozisyon bulduk. Saniye bitti. Maç bitecek. Kısmet olmadı. O gün çok yıkıldığımı çok iyi hatırlıyorum. O gün bizim için çok zordu. Ağlamayan kimse kalmamıştı neredeyse tribünde. Az bir seyirci de var tabii ki, düşme oynayan bir takımız. Böyle bir zor günümüz oldu tabii ki. Geçen sene biz ligde ilk devre liderliğe gittik çok. Lider olduk ilk devre. Çok iyi başlarımız oldu. Özellikle de lider olurken, maç yani açık ara önde götürürken inanılmazdır. Mesela Doğan Ocak rekabeti var ya bizde. O bambaşka. Ligde Galatasaray Fener gibi mesela. Hiç Evet. belli olmaz sonucu.
Yani 1-0 öndeyiz, maçı kazanacağız. 90 artı 9 oldu, maç uzandı. 90 artı 9'un son saniyesinde gol yedik. Düşün benim tribündeki halimi. Yani o kadar prim veriyorsun, topçular kazanacak. Sen kazanacaksın bir maç, ki böyle bir maç hep önemli. O günkü yaşadığım beynimdeki şoku, yani o gün devlet erkanı da oradaydı. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar. Hepsi beni tebrik etti gitti. Çünkü maç bitiyor ya, arabasına binecek. Uzatmalar oldu. Hepsi en son kaldım ben artık. Ve yediğimde kolu, yani orada kalmıştım. O çok acı gelmişti bana. Yine geçen sene onu da söyleyeyim. Acılar, iki acı söylerken bir de güzel bir şey söyleyeyim. Atatürk Stadı'nda geçen sene biz U17 liginde şampiyon olduk Türk Ocağı'nın. Biz Süper Lig'de de şampiyon olduk ama altyapıda olduk. Takımda olmadık, onu söyleyeyim. U17 yeni kurulan bir organizasyon ama biz geçen sene Türk Ocağı şampiyon olduk. Finali oynuyoruz Magosa Türk Gücü'yle. Orada çok sevindim, müthiş sevindim. Hepimiz oradayız, hazırız şampiyonluğa. Galiba 1-0 öndeydik. Tam bitime 3 dakika, biz tam hatırlayamayacağım. 3-4 dakika uzattı hakem. Artık maç bitti derken inanılmaz bir hatadan bir gol yedik. Maç 1-1 oldu. Hadi bitme yani. Bitti artık. Son dakikaydı. Golü yedik. Allah'ım, yıkıldık tabii o ara. Ki uzatmaya gidecek. Zannediyorum penaltıya gidecek. Penaltıda da tahmin ediyoruz ki onların kalesi çok iyi. Bizimkiler o biraz döküldüler. Yani olası onlar kazanır. Yani biz böyle kaybettik gibi bir şey oldu. Hakem oyunu orta sahadan başlattı. Yakaladığımız pozisyonu götürdük. Bitti derken o bir vuruş vardı bizim gençlerden bir tanesinin. Ve o ağlara gittiği zaman artık hiçbir şey hatırlayacak, artık bitti de. Ondan sonra gol olmaz artık yani. O müthiş bir sevinçti bizim için. Hem şampiyonluk hem saniyelerin en sonunda atılmış bir goldu. U17 adına. Hatırımda kalan bunlar. Onun dışında tabii çok şeyler olmuştur da. Özellikle geçen sene o Doğan için örnek vermiştim ya. Son saniye diye. Bizim son saniye, bütün basın bizi konuştu. Geçen sene son saniye 5 tane maçı bittiği anda kaybettik. 1-0'ız. Bitti diyoruz. Tam hakem bir direk vuruş veriyor. Artık eli havada bitirecek. O direk vuruş olmayacak yere gidiyor ve maç 1-1 oluyor. 3 puan alacağına 1 puan alıyorsun. Tam 4 kez yaşadık. Bir de beraberlik vardı da kaybettiğimiz mi olmuştu? 9 puan kaybettiğimizi hatırlıyoruz ki 9 puanı o an lige eklesek herhalde bize yetişecek takım yoktu yani. İlk devre için söylüyorum tabii. Tabii onlar yaşanınca artık götüremez hale geliyor. Futbolun da güzelliği o tabii ki. Futbolcunun da performans düşüyor olarak. Tabii ki, tabii ki prim var. Ben bu sene getirmiş olduğum galibiyet primleri var. Belli yani, beraberlikler, galibiyet, deplasman galibiyetleri, ev sahibi galibiyet. Ona göre bir prim sistemi koyuyoruz. Kazan kazan oluyor yani, kazanırsa o da kazanıyor. O da etkiliyor tabii. Çok stresli bir iş galiba. Seviye, herkesin futbol sevgisi var içinde. Çok ciddi bir futbol sevgisi var yöneticilerde. Tabii futbolcularda da var ama futbolcular biraz da tabii ekonomik yapı içinde sokmamız gerekiyor ki onları bir performans düzeylerini yükselsinler ki lige biraz kalite gelsin. Doğru, güzel. Peki sponsor desteğinden bahsedecek olursak, evet. Beklediğiniz desteği sponsorlardan görebiliyor musunuz? Hani Kıbrıs firmaları, evet, Kıbrıs takımına. güzel bir konu açtınız. Sponsorluk konusunda şimdi bizde sponsorluk o kulübün bir sempatisti, parası yani maddi durumu iyi olan birisinin tutup da kulübüne göğüs reklamı vererek destek vermesine ilgili tamamen. Yani iyi kulüp, çevresi olan kulüp, çevresini tutanlar bu konuda sponsor oluyor. Ama gönlümüzün arzu ettiği sponsorluk yasasının olması ve sponsorluk yasasıyla vermiş olduğu kulüplere vermiş olduğu desteğin şirketinin veya firmasının vergi muafiyetine inmesiyle ilgilidir sponsorluk yasası. Tabii ki bunu Maliye Bakanlığı ve ülkenin başı bunu çok kabul edilebilir bir şey değil yani. Ben senden bir işletmenin sahibisin, senden ben örneğin 500 milyon TL alacaksam niye 300 milyon alayım? Bu devletin alacağıdır. Devlet bundan feragat etmek istemez. Futbola direkt bir paradır bu. O zamanlar profesyonel bir şey oluşur. Sponsorluk oluşur. Şimdilik sadece
duygusal bağla ilgili sponsor. Mesela geçen sene ben iki tane irili ufaklı buldum. Sırf benim hatırıma, beni sevdiği için, futbolla bilgisi olmadığı için veriyor. Ama bunun daha bir profesyonel, daha bir ön adımını atmak gerekir. Bir şekilde futbola destek anlamında ülkemizin başı Spor Bakanlığı, Spor Dairesi'ne bağlı bakanlıklar bu yasayı biz dört gözle bekliyoruz yani bir spor kulübü başkanı olarak. Sponsorluk yasasıyla ancak da daha iyi bir yapıya kavuşacağımızı, bunu feragat etmelerini bekleriz yani, gelirlerini biraz feragat etsinler. Futbol kulüplerinin büyük firmalar isim sözleşmesi yapsınlar ki para kaynakları artsın. O da ona göre devletten bir kısmı, nasıl yapacaklarsa artık, bir kısmını vergisinden düşsün. Her sektörde Kıbrıs'a sponsorda bir sıkıntı var. Tabii ki var işte, o yapıyı yapmıyoruz. Sadece gönülden bağlı olan kulübün sempatistleri. Var, bizim de var tabii ki. Ama bizimkiler, onlar işte elinden gelen yıl içinde yardımı yapıyor, ama benim bahsettiğim yüksek bedeller. Yani bir göğüs reklamına 300 bin versin, 400 bin versin, 500 bin versin bize yılda. Çünkü televizyonda, gazetede hep o reklamlar çıkıyor mesela. Onu bir yarış haline sokmak gerekir. Futbola esas katkı budur. Bu çok önemli, bu konuya bahsettim. Bir özlemle beklemiş olduğumuz bir sponsorluk yasası var. Evet. Kıbrıs'ın zaten genel olarak şey, ben küçük yani en iyisi benim algısı olduğu için böyle bir reklama karşı firmaların da bir ön yargısı var. Yani Maalesef. şimdi bizde tabii ki kulüplerin kurumsal bir yapısı olmadığı için, yani gelir kaynakları her zaman net olmadığı için, bir kulübü bir sene çok başarılı küme çıkmış görüyorsun. Öbür sene başkanı gittikten sonra tamamen sıradan bir takım olmuş şekliyle görebiliyorsun. Bu anlamda biz, az önce sözlerim yarım kaldı. Geçen oynanmayan sezonda biz Türk Ocağı'nı kurumsal bir yapıya kavuşturmak için ciddi kararlar aldık. Camiamızdan kaç kere buluştuk, anlattık, izah ettik. Özellikle Türk Ocağı'nın binasını bilenler, askeri hastaneye döndükten sonra sıralı bir, iki ve üç tane parsel vardır bizim. En baştaki parselimiz bizim kulüp binamızdı. Biz o kulüp binasından çıkıp, şimdiki oturduğumuz bina, zemin, iki dükkan vardı aşağıda kiralık. Onun biri çalışıyordu, biri çalışmıyordu. Onun üstünde burası boşudu. Bunun üzerinde dört tane karkas duran, hiç kullanılmayan öyle şeyler var, duvarlar vardı. Hiçbir şey yoktu yani, boşudu. Mesela biz oradan çıkıp buraya geldik. İkinci parseldeki yeri de, orayı da ihale usulüyle, yani bir nasıl yapılacaksa o şekilde, hiçbir hata yapmadan, bunu üyelerimize anlatarak bu dönem içerisinde orayı ticarete, piyasaya, serbest piyasaya açtık. Kiraya verdik birinci parselimizi, ikinci parselimizi de verdik. Bunlar 3000 sterlin civarında para ediyor ve ciddi bir katkı demektir. Sonrasında bu binanın üzerinde bulunan dört tane, oradan 2+1 çıkar. 3 tane 2+1, bir tane 1+1 çıkarttık ve bitirme aşamasındayız. Yani bir ay sonra anahtarları en geç önümüze gelecek. Bir tanesini yabancı futbolcuya ayırıyoruz, 1+1'i. Diğer 3 taneyi kulübe gelir kaynaklı olarak kira karşılığında gelir getireceğiz. Aşağıda dükkan sayımızı 2'ye çıkarttık. Şunu söyleyeyim, yani 2 yılda bizim, özellikle biz bu dönemde yönetici arkadaşlarımızla beraber, değerli arkadaşlarım var, 2 tane yol arkadaşım var. Onlarla birlikte biz yola çıktık. Özellikle 2 tanesi derken, Hasan Salçık ve Şeref Çeliktaşlar arkadaşımın ismini söylemek isterim özellikle. Çünkü hiç burada tamamen sabahtan akşama kadar mesaisini yapan, ben de birlikte burada bütün gün kulübe vaktimizi ayırıp, bunlar için çok önemli camiayla dert anlatma, laf anlatma durumuna girdik, izah etme durumuna girdik. Ve para kaynaklarımızı iyi kullanarak orada çok güzel işler yaptık. Yani ben başkan olduğumda 2 sene önce 5.000 TL olan aylık geliri şimdi 50.000 ve yukarısı noktasına çıkardık gün itibarıyla. Böyle bir olay oldu. Bu çok güzel bir şey tabii ki. Bugün 50.000 lira ayda bir geliri olan takım yarı yarıya kendini artık daha temizdir. En azından bundan önceki gibi değiliz yani. Ne oluyordu o dediğiniz gibi?
Parası olan birilerini bekliyorsun, futbola geliyor, parasını koyuyor, güzel şeyler yapıyor belki. Sonra o gidince birden kaos yaşıyorsun. Bir başkası parasız veya normal biri gelirse yapamıyor derken takım küme düşüyor. Biz o dönemlerde öyle küme düşmeler yaşadık. Bunu çok iyi bilen yönetici arkadaşlarımla birlikte olduğum için, bunu çok iyi bildiğimiz için bu ara dönemde biz buna bir basamak yapalım dedik. Ve buna bir basamak oluşturup çok da güzel gidiyor. Camia da bunu çok iyi biliyor, anladı. Kendilerine çok güzel bir mekan hazırladık burada. Bu kulüp binamızı gördünüz. Balkonumuzu yaptık. Birazdan Ha, gideriz inşallah. aşağıda, evet, aşağıda iki tane dükkanımızı bitirdik. Çok çağdaş, güzel dükkan oldular. Yukarıdaki yeri bitirdik. Ve binamı şu anda boyatıyoruz sarı siyah renklere. Çok güzel renkler de seçtik. Hafta sonuna tamamen bitirecekler boyasını. Çok renkli, güzel bir kulüp binamız oluyor bizim. Artık diğer tarafta da gelir kaynaklı olarak devam edecek. Sonrasında o size daha önce bahsetmiş olduğum iki tane daha almak istediğimiz yerlerle inşallah onu da artık bir şekilde projelendirip finans edebilirsek Türk Ocağı da bundan sonraki süreçte daha da ekonomik anlamda iyi bir noktaya gelmiş olacak. Bu da demektir ki artık şampiyonluk yakalayacak noktaya gelmiş olacak demektir. İnşallah. Şimdi ay sonunda galiba bir kongreniz var. Evet. Bu İki kongrede senelik süremiz bitiyor. Haziran'ın 29'unda Türk Ocağı'nın genel kurulu var. Yani başkanlık seçimidir aynı zamanda. Tabii biz yaptıklarımızı yapıp bitirip bir isteyen varsa devrederiz diye düşünmüştük ama sonrasında henüz arkadaşlarımla tabii ki ben ekibimle bunları konuştuk. Devam etmemizin ve yapacağımız ufak tefek bazı işler daha var. Özellikle o diğer bölümle ilgili. Buranın da tam böyle rayına oturtmadığımız için devam etme kararı aldık. Ve ben 29'unda Türk Ocağı Spor Kulübü'nün başkan adayım yine. Henüz yani birisi olur olmaz bilmiyorum. O çok ilgili, çok şey olmam yani, biz hizmet için olduğumuz için çok ilgilendirmez bizi. Birisi çıkarsa da çok daha güzel bir şey yapacağını gelir söylerse, ikna ederse halk ona oy verir. Bizim üyelerimiz hep asılı orada. İsim listeleri. Üyelerimiz duyarlıdır, takip ediyorlar. Biz de bu yaptıklarımızla inşallah insanlar bizim iyi niyetimize, doğru şeyler yaptığımıza kanaat getirmiştir. Benim düşünceme göre 29'unda yine biz devam ederiz. Daha çok yapacaklarımız var. Daha doğru şeyler yapacaklarımız var. Artık herhalde bir seneden sonra, 2 yıllık dönemden sonra artık biz de yoruluyoruz. Yani kolay Tabii değil tabii. bu işlerin Bitti yükünü zorlar. çekmek. Zaten ciddi bir stresten, yükten geldik. Devam ediyoruz. İçimizde futbol sevgisi var. Futbolu biliyoruz her yönüyle. Futbolun içerisinde uzun yıllar oynamış, teknik direktörlük mertebesine erişmiş. Hatta gençlik döneminde 2 yıl hakemliğini de yapmış birisiyim. Hep seyreden, yorumlayan, yine öğretmenliğimin ilk yıllarında yorumunu da yapmış bir insanım. Artık geriye bir basamak kalmadı. Yöneticilik kalmıştı. Onu da yaptım 10 sene. En son kulüp başkanı oldum. Yani futbolun basamağında görev almadığımız bir yer kalmadı. Biraz da bilmek önemli yani. Onunla ilgili de bir soru gelmiş. Hiç futbol oynadınız mı diye. O. Ha, tabii oynadım. 16 sene, 32 yaşına kadar futbol oynadım. 15'te başladım. 16 sene, 32 yaşında. Tabii ben alt liglerde oynadım. Biz Tepebaşı o bölgede yaşadığımız için BTM, birincilik, üçüncülük oralarda oynadık. Antrenör oldum kendi takımıma. Kendi takımımda futbol oynadım. Derken ben yani aranan iyi bir futbolcuyken bıraktım ve antrenörlüğe devam ettim. Birkaç yılda oynayabilirdim yani. Öyle teklifler geliyordu. Bıraktım futbolu, teknik direktör, erken yükseldim teknik direktörlüğe. Kaç yaşındaydım bilmiyorum. 33-35 yaşlarında bir şey teknik direktör oldum ben. Oysa onun kuralları var yani 4 yılda bir şey alıyorsun. Ben hep dolu gittiğim için erken gittim. Yani futbolu bile antrenörlüğü çok sevdiğim, çok yakın hissettim kendimi. O yüzden erken bıraktım. Biraz da erken bıraktım. Biraz da oynayabilirdim Evet. yani. En büyük hayaliniz ne takımla ilgili? Bütün A takımı, alt takım hepsi aynı anda şampiyon olduğu bir sene falan mı yoksa? Şimdi biz tabii Süper Lig'de 2 sene önce
Süper Lig şampiyonumuz olduğuna malum. Süper Lig şampiyonluğu yaşadık biz. A2'de genç takımda. Tabii bizim esas görmek istediğimiz, esas bizi coşturan Süper Lig'de şampiyon olmaktır. Böyle bir eksikliğimiz, böyle bir özlemimiz var. İnşallah onu da tadacağız. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlarıma, yöneticilik, aktiflik hayatımız içerisinde bir şampiyonluk görmek isterim diye zaman zaman konuşurken topçulara, geçmişten bu tarafa, biz de içindeyken bir şampiyonluk görmek isteriz diyoruz. İnşallah Yüce Mevlam bize kısmet ederse onu yaşayacağız. İnşallah. Futbolculardan bahsetmişken, futbolcuların böyle sorunları olduğu zaman böyle hiç böyle baş edemediğiniz bir sorun oldu mu? Şimdi Çünkü insanoğlunun uğraştığım istekleri tabii ki bitmez. şimdi bak her mesleğin her işin çok ince ayrıntıları vardır. Biz öğretmen eğitimciydim ben mesela. Bizim malzememiz insan. Malzeme insan olduğu mu iş çok zordur zaten. Şimdi futbol oynuyorsun malzemen tam orta yaş grubu. Yani aktif grup. 18-17 yaşından 19 yaşından işte 28-30 neyse 35 kaç yaşında varsa takım düzeyinde söylüyorum tabii ki. Bunların her birinin ayrı bir karakteri var. Her birinin ayrı bir yapısı var. Malum. Kimi parayı dert eder, kimi maneviyatı dert eder. Her birinin çeşitli ailelerden gelmiştir. Futbol öyle bir olgudur ki içerisinde zengini fakiri, içerisinde akıllıyı deliği, içerisinde her türlü adamı barındıran, her türlü adamın kafa yorduğu, her türlü insanın içinde bulundurduğu bir sektördür. Çünkü bu sevgidir, bu futbol sevgisidir. Evet. Dikkat edersen Türkiye'deki profesyonel Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçlarında seyredenler hep hocadır zaten. Onu çıkarır, onu koyar, en iyisi o bilir. Böyle bir açık bir arası olduğu için yorumlar çok olur. Tabii futbolcuların sorunlarını iyi niyetimizi ortaya koyarak her zaman çözmeye çalışıyoruz. Bunları hocalarımız ve spor sorunları veya bizler bildiğimiz için zaman zaman maddi kısmına dokunabiliyoruz. Biraz özellik göstererek. Hatta zaman zaman da maneviyatına da dokunabiliyoruz. Yani yakına alıyoruz, konuşuyoruz, yardımcı oluyoruz. Bunu hocalarımız da çok yaparlar. Böyledir hocalık bizim ülkemizde. Yöneticilerimiz de çok yapar. Bizler de elimizden geldiğince fırsat bulduk sonra futbolcuların diğer yanlarıyla ilgilenip oyuna motive etmeye çalıştığımız olmuştur her zaman için. Çok güzel. Peki ben şeyi çok merak ediyorum. Mesela bir Kıbrıslı olarak hazırlık maçları oluyor takımlar arası. Bir mesela Türk hocayla Fenerbahçe ve hazırlık maçı, derin Doğan Türk ile Galatasaray falan böyle bir şey ileride görecek miyiz? Öyle bir çalışma var mı? Hazırlık maçları. Çok güzel İleride değil, olur aslında. geçmişte gördük zaten. Bir tane resmimiz var. Gösteririm, orada bir yerdedir. Fenerbahçe'nin Türk Hoca burada 20 Temmuz'da oynadı. Çünkü kampı da siz Türkiye'ye gidiyorsunuz diye Çok biliyorum eskiden oynadı. Tabii ki yani Türkiye'nin profesyonellerinin bizim ülkemize bizimle maç yapması konusunda çok müsaade yok. Yani izin alamıyorlar. Öyle bir yani tamamen ambargo, futbol ambargosu altındayız. Ondan dolayı. Kampa gidiyoruz biz. Orada ortam, coğrafya müsait diye gidiyoruz. Bu sene de bizim programımız var, kamp programımız ama bilmiyoruz pandemi nasıl bir sonuç getirecek ama önce konuşmaya çalıştığımız futbol tabii ki şey dini dili şeyi yok futbolu. Oynayan gider. Buradaki futbol yapısıyla Türkiye'deki futbol yapısı içerisinde zihniyet farkı, anlayış farkı var. Sen amatör olduğun için biraz da hafiften, biraz da rahattan, biraz da maneviyetten alıyorsun. Türkiye'de ise bu böyle değil. Bunun içine giren adam bir gelecek bekliyor. Yani bir büyük bir meblağa para kazanabilir, meşhur olabilir, bütün Türkiye tanıyabilir. Orada büyük bir hedef vardır. Orada bir akış vardır, sonsuz bir akış vardır ve o akışın içerisinde insanlar işlerini ciddiye alırlar. Bizim çocuklarımız oraya gittikleri zaman tabii kolay değil. Bu bir mücadele işi. 3 sene, 5 sene, 6 sene belki de mücadele edeceksin veya erken gideceksin 15-16 yaşlarında.
Gideceksin 20'ye kadar mücadele edeceksin. Orada yükselip gidebilme şansın olabilsin. Çünkü orada ciddi bir antrenman periyotları var. Bizde hiç kimse çocuğunu, evladını, en yıldızını, en iyisini bile göndermiyor. Büyüyünce, yetişince, iyi topçu olunca gönderiyor orada. O zaman da seviye üçüncülük oluyor. Bal ligi oluyor Türkiye'de. Gidiyor, bakıyor üçüncülük, bal ligi zaman çok oynanıyor Türkiye'de bunlarla. Zaman zaman bizim Süper Lig'den maddi olarak aynı getirisi oluyor. Zaman zaman. Veya biraz fazla oluyor orada mesela. Gidip o derdi, o sıkıntıyı, o gurbeti, o derdi çekeceğine geliyor. Kendi takımında oynuyor mesela. O yüzden akış çok olmuyor. Gidiyor, oynuyorlar tek dönem, geri geliyorlar. Yani o koordinasyon henüz sağlanamadı. Onun için bir çalışmalar oluyor zaman zaman ama henüz ciddi bir tarama, ciddi bir akış olmadı yani. Evet, o zaman bir gelecek projelerinizden ve son bahsetmek istedikleriniz varsa bahsedelim. Sonra bir geziye çıkalım istiyorsanız. Evet. Tabii ki gelecek dediğimizde biz Türk Ocağı'na yöneticiliğimiz dönemi içerisinde güzel bir maddi bir gelir ortamı yaratıp bırakmak istiyoruz. Yaratmak istiyoruz dönemimiz içerisinde. Çünkü sonsuz bir şekilde yönetici olacak değiliz sonuçta. Bu dönem içerisinde işte az önce anlatmış olduğumuz kaynaklarımızı, mevcut kaynaklarımızı değiştirmek suretiyle bazı noktalara geldik. Ha, yapmak istediğimiz devlet kapısından bir iki destek alarak onları daha da pekiştirip Türk Ocağı'nı sürekli başa oynayan bir takım veya şampiyonluk yaşamış bir takım olarak görmek istiyoruz. Onun da önce üstünde ise ülke futbolumuzun artık açılmasını bekliyoruz. Ha, Türkiye'nin de bu konuda yapabilecekleri olabilir. Belki Türkiye Ligi'ne gitme olabilir. Bilemiyorum. Takımlarımızın içerisinden böyle bir karma, bir milli düzeyde olup oradaki bir lige gidebilir. Buranın şampiyon olana gidebilir. Veya tam bir açılım olursa artık biz de Dünya Futbol Organizasyonu'na da ligimiz tanınmış bir organizasyona geçebiliriz. Bunun için özlemimiz bu. İnşallah bu ortam doğar diye düşünüyorum. Hepimizin özlemi bu Evet. bence. Dediğiniz gibi bir şampiyon çıkan takımı Türkiye Ligi'nde görmek çok güzel olabilir. Yani arzumuz o. İnşallah artık gelecek bizi o noktaya getirirse ne güzel, biz de görmüş oluruz. Biz de o heyecanı yaşamış oluruz. İnşallah hep beraber yaşarız. Gidelim mi? Tabii ki. Bir bakabiliriz. Ufak bir sarsıntı yaşayacağız Ha. seyirciler. Kamera hareket edeceğinden dolayı. Evet. Orada bakın Sayın Ekrem İmamoğlu var. O hemen gözüme takılmışken gösterebilirim. Ekrem İmamoğlu gençlik döneminde Girne Amerikan Üniversitesi'nde okumuş 2 yıl. Ondan sonra Türkiye'ye geçiş yapmış. O dönemde bizde oynadı. Bizim kalecimizdi mesela. O yüzden bir tane Biraz resim var Boğaziçi'niz orada. geçmişi var Ekrem Bey'in. Evet. Bu 2007'de kupa almış takımımız. Federasyon kupası. Ben de o zaman altyapıda o şey yönetimdeydim. O var. Bu da daha önce ilk 89-90 yılında almış olduğu kupanın futbolcuların şeyi görüntüleri. Tabii onlarca yüzlerce kupamız, resimlerimiz. İşte bu Kopbak 2016-2017. 2014-2015 sezonu birincilik şampiyonu iken burada. Yine birincilik genç takımın şampiyonluğu. Dışarıya çıkarsak birçok kendi resimlerimiz de var. Salonumuza girersek orada da çok resimlerimiz var tabii ki. Türk Ocağı'nın özellikle şehitlerinin önemi vardır. Onları her zaman anıyoruz. Geçmişte mücadele anlamında kurulmuş takımımız, sporcuları, şehit olanlar ve vefat edenler burada. Yine Türk Ocağı'nın marşı var. Hiçbir zaman besteletemedik ama inşallah onu da bir şey haline getireceğiz. Bestesi yapılırsa
Güzel olacak. İnşallah ona da el atacağız. Burada da geçmiş yıllarda edinmiş olduğumuz bazı resimler, açılışlar, almış olduğumuz kupalar bizim de şeyimiz var. Bu geçen sezon futbolculara ben hitap ederken bir şeydi. Bu yine bir 2010-2011 birinci ligde şampiyon olup Süper Lig'e çıktığımız zamandı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun orada da bir tane resmi var. Hemen altında biz kulüp yöneticileri olarak kendisini ziyarete gitmiştik. Onun bir gazete küpüründen almış olduğumuz bir şey var. Ve daha bu bölgede bir sürü eskiler, yeniler, şuradaki özellikle şu kısımlara şöyle bakabilirsiniz. Şu kısımlarda ve şuralarda çok eski topçularımızdan Limassol döneminde Gerçekten çok eski. Sayın Parsın, ne bileyim, çok değerli vefat eden topçularımız da var. Tabi odalarımızda da bunlar mevcut tekrar. Son aldığımız kupa. Şurayı da göstermek isterim size. Kulübümüze hizmet eden çok vefalı insanlar var. Ali hocamız var. Yine onun döneminde 2006-2007'de şampiyon olmuştuk. Kendisine bir yer ayırdık. Burada o dönemin kupası bu. Kendisini de anmış olalım. Kendisi vefat etti. Evet. Kulübümüz bura. Tabii içeride gelenler üyelerimizin oturduğu odalarımıza burada yine aynı odalar. Gündüzü oraya girip oturuyorlar, eğleniyorlar. Balkonumuz var burada, çok güzel manzaramız var. Bunu da son üyelerimiz için yapmıştık. Buradan dışarı çıktı mı serin, gayet güzel. Son yaptık. Girine böyle ayağımızın altında 5 yolun ağzı gözüküyor. Evet. Teşekkür ederim ilginizle alakanıza. Sağ olun. Evet, buradaki yöneticiler önemli. Burayı bir görüntülerseniz iyi olur. Evet, bir kupadan sonra değerli arkadaşlarımız var burada. O zaman başkanımız Fahri Bey'di. Burada şeylerimiz var. Denktaş Bey'in zamanında vermiş olduğu bir kupa var. 90 yılında almış olduğumuz Federasyon Kupası'nın şeyi var. Evet, böyle. Evet. Daha birçok resim derim. Genç takımın şampiyon olduğu bu zannediyorum. Bir saniye, onda şampiyon Türk Ocağı. Evet, Süper Lig'in kadrosu. Bu gençlerde Süper Lig'de nam alıp şampiyon olduk. Burada ben de varım. Bu da benim oğlum, kupayı kaldıran, o da oynadı. Bu kadrodan 6 kişiyi biz A takımı aldık o sene, geçen sezon. Ve başarılı, çok başarılı işler yaptılar. O zaman burada biz de yayınımızı bitirelim. Evet. Çok teşekkür ederim Ben de katıldığınız teşekkür için. ederim. Çok güzel bir program oldu. İmkan verdiniz. Ülke futbolunu konuştuk. Türk Ocağı'nı ne yaptık, ne ettik, onu konuştuk. Sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Bizler herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diliyorum.